isimlerini verdiğiniz kişiler. Çünkü bizim burada bir kapasitemiz var. Bu kadar kişiyi burada misafir edebiliriz. Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız listede sayı yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü doğal olarak diyor ki ya biz hani bu listedeki isme göre burada bir organizasyon yaptık. Dolayısıyla önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizleri de alırız diye başlıyor tartışma. Ve ondan sonra da arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Fakat bu olay duyulur duyulmaz ilçe milli eğitim müdürümüz 7-8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor. Ve problemi çözüp çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Gelelim mevzuya, okul müdürümüz olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra söylediği şey, yani yönetmelik ifadesi diye tanımladığı şey, normal okulumuzun eğitim öğretim kısmıyla ilgili yönetmelik, yani madde onunla ilgili madde, mezuniyet törenlerini ya da benzeri etkinlikleri bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim ilçe milli eğitim müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor. Dediğim gibi yani yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Beni üzen şey, biz zaten bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız. Ama beni üzen şey, yeterince mevzunun detayı araştırılmadan birileri toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde öğretmen arkadaşlarımızı, idareci arkadaşlarımızı linç ediyorlar. Ben bu yıl boyunca sergilenen emeğe, çabaya bunu saygısızlık olarak görüyorum. Bu arkadaşlarımızın bu kadar büyük fedakarlıklarının karşılığı bir tane kötü olayın, yani şunu istatistiksel olarak bak tekrar söyleyeyim, yani 100 binin üzerinde bizim eğitim kurumu yöneticimiz var. Bir tanesinin yaptığı iş bütün bu güzellikleri bertaraf etti. Sizce bu doğru mu? Ben bu açıdan bakıyorum. İnşallah bu tür olaylar tekrar yaşamayız. Sınıf tekrarının geri getirmesiydi. 4 ve üzeri dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Son zamanlarda birçok haber çıktı. Bu sayının çok yüksek olabileceğine ilişkin iddialar var. Sizin elinizde bir veri var mıdır? Bu yıl kaç 9. sınıf öğrencisi sınıf tekrarına bırakıldı? Bir de buna ek olarak devamsızlık hakkını aşanlar için de yine benzer bir karar alınmış. 12. sınıf öğrencilerine bile bir devamsızlık affı tanınmayacağını siz defalarca söylemiştiniz. Bu kapsamda bu yıl üniversite sınavına giren ancak devamsızlıktan ötürü sınıfı tekrar yapmak zorunda bırakılacak bir 12. sınıf öğrencisi var mı? Varsa sayısı ne kadar? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sınıf tekrarı ile ilgili şu an okullarımızdaki henüz bu anlamdaki işlemler tamamlanmadı. Yani karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak baktığımızda da çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Yani bayram sonrası yapılacak işlemlerle beraber gayet yönetilebilir bir süreç göreceğiz. Biz bunları niye yaptık? Sınıf tekrarını şimdi kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın bizden bakın biz geçtiğimiz Haziran ayından beri her ay resmi olarak ilan ettiğimiz bir takvim çerçevesinde öğretmenler odası buluşmaları yaptık. Türkiye'nin her tarafından öğretmen arkadaşlarımızın katıldığı toplantılar yaptık. Onun dışında her ay minimum 15-20 okulda öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Bütün bu attığımız adımlar öğretmen arkadaşlarımızın bizlerden eğitim öğretim sürecinin daha ciddi bir şekilde yürümesi, öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığının daha sağlıklı bir şekilde alınabilmesi, öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarının korunması açısından alınması gereken tedbirlerdi. Öğrenciler açısından da öğrenci başarısının artırılması için aldığımız tedbirlerdi.
Sizin sorunuza gelince 9. sınıflar açısından da yönetilemeyecek bir süreç yok. Medyada speküle edildiği gibi önümüzdeki yıl 9. sınıflar üzerinden yürütülen yani çok ciddi sayıda sınıf tekrarı olacağı için önümüzdeki yıl 9. sınıflara kayıtlarda sıkıntı yaşanacak şey doğru değil. Bunun hesabını zaten yapıyoruz. Ama net rakamları da bayram sonrası okullarımızdaki diğer işlemler tamamlandıktan sonra göreceğiz. Diğer konu devamla ilgili aldığımız karar. Onu da biz çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın özellikle 12. sınıflar açısından söyleyeyim. Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve bizim öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız devamsızlık yapıp merdiven altı kurslarda, kaçak eğitim veren kurslarda ya da çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında sınava hazırlık kursları almasını arzu etmiyoruz. Çocuklarımızın okullarda zaman geçirmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bu süreci yürütmesini istiyoruz. Bunun için de daha önce defaten söyledik. ÖSYM ile çok sağlıklı bir süreç yürütüyoruz. ÖSYM hem soru hazırlama havuzunun içerisinde yarıya yakını öğretmen arkadaşlarımızdan, yani bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen arkadaşlarımızdan soru hazırlama havuzunu oluşturdu. Yani oradaki soru hazırlayan kişilerin yarısı yıllarca okullarımıza ders veren öğretmenlerimiz. Ve aynı şekilde ÖSYM Başkanımızla da konuştuk. Sınav esnasında, yani üniversite sınavı için çıkan soruların tamamı bizim kazanımlarımız ve yani müfredatımız ve kitaplarımız odaklı. Hal böyle olunca çocuklarımızın dışarıda değil okulda bu süreci tamamlamalarını arzu ediyorduk. Bunu sağlamak için de başka tedbirler almıştık. Devamla ilgili aldığımız kararın önemli bir gerekçesi de buydu. Biz bu anlamda doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz ve devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim. Herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunu altını çizerek söylemek istiyorum. Çocuklarımız inşallah bu düzene alışacaklar ve bundan sonra daha fazla okulda vakit geçirecekler. Evet. Doğru. Yani şöyle bir algı var öğrenciler üzerinde. İşte daha rahat ders çalışacaklarına inanıyorlar. Yakın çevremde ben de yaşadım açıkçası bunu. İşte okul, hem okul olacak hem dershane olacak. O yüzden açık lise bizi daha kolaylaştıracak gibi bir algı var çocukların üzerinde. Bu noktada bu algıyı değiştirmek için bir çalışma olur mu bu sene? Ve alınan sonuçlar nedir? Bir sonuç çıktı mı? Evet. Şimdi Milli Eğitim Temel Kanunu örgün öğretimi esas kabul ediyor. Yani bizim asli işimiz çocuklarımızın örgün öğretime devam etmesini sağlamak. Açık öğretim aslında örgün öğretim çağına dışına çıkmış ya da insani sebeplerle örgün öğretim alamayacak olan çocukların yönlendirdiği bir mekanizma. Yani bir zorunluluk durumunda başvuracağımız bir şey. Dolayısıyla bu tür bir durum olmadığında çocukların açık öğretime yönlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kendisi açısından bir zafiyeti teşkil eder. Biz çocuklarımızın örgün öğretime gelip örgün öğretimde bizim öğretmenlerimizden eğitim almasını arzu ediyoruz. Yaz aylarında yaptığımız düzenlemenin sebebi de buydu. Niye bu noktaya gelinmişti? Bu noktaya gelinmesinin sebebi de geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi sebebiyle öğrenci arkadaşlarımızda oluşan bir ruh haliydi. Biz o düzenlemeyi yaparak artık pandemi dönemi bitti. Normal eğitim öğretim süreci başladı. Bunu ifade etmeye çalıştık. Yani normale döndük aslında. Olağan dışı bir şey yapmadık. Normale döndüğümüzü biz de deklar etmiş olduk.
Çocuklarımız, tekrar söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Bakın biz çocuklarımızın üniversiteye hazırlık dahil bütün eğitim öğretim ihtiyaçlarını giderebilecek kadar büyük bir aileyiz. Biz çocuklarımızın bu anlamda eksiklikleri, ihtiyaç duydukları bir hazırlık süreci varsa hepsini okullarımızda açacağımız, yıllardır bu dersleri vermiş öğretmen arkadaşlarımızın vereceği DYK kurslarıyla bu işi çözebileceğimizi her ortamda söylüyoruz. Çocuğumuz bir, okulda zaten rutin olarak kendileriyle paylaştığımız müfredatı anlatan öğretmenleriyle devam edecekler. İki, eksik kaldıkları kısımlar olursa da biz onları DYK kurslarıyla telafi edeceğimizi kendilerine söylüyoruz. Şimdi öbür tarafından baktığımızda da çocuklarımızın devam ettiğini iddia ettiği yapılar, yani dershane dediğimiz şeyler, bizim zaten örgün öğretim çağındaki çocuklarımızın devam edeceği bir yapı yok. Yani bunlar demek ki illegal. Ve onların niteliğiyle ilgili biz bakanlık olarak kefil olmadığımız bir süreç, denetlemediğimiz bir süreç var orada. Biz çocuklarımızın oralara gitmesini o yüzden istemiyoruz. Gitmemeleri için de elimizden gelen tedbirleri alacağız. Evet. Herkese bir soru, söz hakkı verelim, ondan sonra sana gelelim tekrar. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuda çok fazla speküle edildi. Türkiye artık, sadece Türkiye değil, dünya pandeminin yarattığı olağanüstü koşulları yavaş yavaş atlatıyor. İşte biraz önce açıkçası örneğini verdiğim gibi özel okullarla ilgili de aynı süreç yürüyor. Pandemi sürecinde özel okullarda ciddi şekilde irtifa kaybettiler. Öğrenci kaybettiler. Kendi düzenleri bozuldu. Pandemi sonrasında ortaya çıkan koşullar sebebiyle özel okullar bünyelerinde çalışan tamamını zan altında bırakmayayım ama özel okulların içerisinden bazı özel okullar bünyesinde çalıştırdıkları öğretmen arkadaşlara hak ettiklerinin altında bir özlük ödedikleri bize sektördeki öğretmen arkadaşlar tarafından iletildi. Biz yaz aylarında yaptığımız bazı düzenlemelerle özel okullara artık pandemi koşullarının sona erdiğini, Türkiye'nin normalleştiğini ve özel öğretim politikamızın da artık biraz önce açık liseyle ilgili örnekte anlattığım gibi artık normalleşmesi gerektiğini kendileriyle paylaştık. Onların söyledikleri şey şuydu. Pandemi koşullarında yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle biz küçüldük, bazı tedbirler almak durumunda kaldık. Bunu düzeltmeye biz de varız. Masaya oturduk, konuştuk ve nihayetinde şu noktaya gelmiştik. Bize dediler ki, biz, doğrusu da bu zaten, öğrenci kayıtlarını her yıl, her takvim yılının başında, yani Ocak, Şubat aylarında öğrenci kayıtlarımızı yapıyoruz.